Transferi Veselo'yu transferim şöyle gerekseydi. Hem Hasan abi bile hem Oktan Oktay Başkan'la birkaç görüşmemiz oldu. Çok güzel görüşmemiz oldu. Hedefleri kulübün hedeflerini bana anlattılar. Ve hocamızla da beraber oturduğumuzda gayet bir samimi ortam ve güzel bir ortam gerçekleşti. Bu projenin içinde dahil olmak istediğime benimle beraber çalışmak istediklerini bana aktardılar. Ben de bu projeye çok inandığımdan bu yüzden Veselo'yu seçtim diyebilirim. Ya, hedeflerimiz tabii ki çok büyük Veselo adına. İlk hedefimiz tabii ki biliyorsunuz daha bu sene çıktık birinci lige. İlk hedefimiz bu lig en kısa sürede ligde kalmak. Ondan sonraki süreçler tabii ki daha yüksek hedeflerimiz var. İlk etapta tabii ki daha yüksek sonuçlar alıp ilerleyen dönemlerde Avrupa olsun, şampiyonluk olsun öyle büyük hedeflerimiz var. Ya tabii ki bu yaz aylarında birkaç isteyen takımlar vardı. Siz de malum biliyorsunuzdur belki. Ama dediğim gibi Oktar Başkanımızla ve Hasan abiyle çok güzel bir görüşmemiz gerçekleşti. Onlar bana güvenlerini aktardılar. Ben de onlara çok güvendiğim için bu yüzden Veselo'yu seçtim diyebilirim yani. Takım yani yeterince zaten medyada çıktı hakkımda hangi takımlar oldu. O takımlardan da resmi teklifler aldım yani söyleyebilirim de. Ama tercihim Veselo'dan yana oldu. Çok mutluyum burada. İnşallah yavaş yavaş hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Benim düşüncem milli takım gayet şu an iyi gidiyor. Dediğiniz gibi C liginde olabiliriz ama sonuçta o maçlarda oynanması gerekiyor ve kazanılması gerekiyor. Şu ana kadar çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah gruptan da birinci çıkıp yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz yani. Tabii ki ilk hedefimiz o yani. Bütün çalışmalarımız, bütün şeylerimiz ondan yönelik. İnşallah dediğim gibi bu iyi serüveni devam ettirip Avrupa Şampiyonları'na katılmayı istiyoruz. Futbol içinde bu tartışmalar normaldir yani. Kimseyi memnun edemezsiniz yani. Bu şey açısından da bu kadroya açıklandığı zaman da öyledir. Yani bazı kısım doğru bulabilir, bazı kısım doğru bulmaz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunun önüne zaten geçemezsiniz. Tabii ki buna kulak asmamak gerekiyor. Eleştiriler normaldir yani. Ya sadece tabii ki milli takımda değil yani bütün Türkiye ligine baktığında çok genç, tecrübeli ve yetenekli kalecilerimiz var. Bunlardan zaten isimleri bellidir yani Uğurcan, Altay olsun. Daha birkaç tanesini sayabiliriz. Yani ilerleyen zamanlarda onlar da inşallah en kısa zamanda Avrupa'da bizi temsil ederler. Hepsi birbirinden yetenekli ve milli takıma da çok faydalı olacaklarını düşünüyorum. Tabii ki elimden gelen yardımı göstermeye çalışıyorum. Hem ben tecrübemi aktarmaya çalışıyorum kardeşlerime. Aramız çok iyi. Çok iyi. Zaten de genellikle konuşuyoruz. Eğer onların şeyleri, soruları falan olduğu zaman da bana şey yapıyorlar. Ben de elimden geldiğim sürece onlara yardımcı olmak istiyorum. Stefan Kuç zaten yani belli isimde bir hocamız. Hem çok Almanya U21 takımında genç oyuncularla çalışmış, o tecrübesi olan. Zaten şu anki kadromuza baktığımızda da çok genç kadromuz var. Yani benim düşüncem yani oyuncularla bağı, ilgisi çok iyi. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ya şu an tabii ki onu söylemek çok daha erken. Çünkü ligin başında olduğumuz için bütün takımlarımız arayış içinde. Doğru formasyon, doğru oyuncuları nasıl oynatabiliriz gibisinde. Yani şu an kim favori, kim favori değil şeyi çok erken olduğunu düşünüyorum.
Ama yani transferlere baktığımızda çok iyi transferler gerçekleştiğini düşünüyorum ve iyi bir lig olacağını düşünüyorum bu sezon. Beğendiğim kaleciler Buffon halen oynamakta. Tabii ki eskilerden baktığımızda Casillas, Van de Sar, onlara da üyeliyorum. Şimdiki dönemimizde Neuer ön plandadır her zaman. Onları söyleyebilirim yani.